Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Language Learning with Netflix adlı programdan bahsedeceğim. Ne işe yarar bu program? Öncelikle onu anlatalım. Netflix'i herkes biliyor tabii ki de. Netflix yaygın olarak kullanan film gösterimi, dizi gösterimi gibi programların yer aldığı, belgeseller gibi programların yer aldığı bir program olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki Netflix'in ilk ayı ücretsiz aboneliği var biliyorsunuz. Hesabınızla giriş yaptığınız zaman ücretsiz abone olabiliyorsunuz. Bunun yanında Netflix'e sonradan ücretli olarak abone olduktan sonra Netflix'te izlenimlere devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Her hafta yenilenen diziler, filmler ve bunlara giriş yaparak istediğiniz şekilde izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle Netflix'imizi bir açalım. Netflix daha önce girdiğim için burada var ama ben browser'dan yazacağım. Netflix.com olarak çıktı arkadaşlar. Bastım. Bu arada tabii Netflix'e nasıl abone olurla ilgili ki bu arada gördüğünüz üzere Türkiye'de de bugün bir numara Recep İvedik'miş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada filmler ve dizileri görebiliyoruz. Her türlü tarzda film ve dizi mevcut arkadaşlar. Buradan seçerek kaliteli görünümle beraber filmleri ve dizileri izleye biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da Türkiye'de bugün Top 10 listesi olarak geçiyor. Ben tabii örnek olarak ne üzerinde yapacağım? La Casa de Papel çok ünlü bir dizi. Tabii Netflix'in dizisi arkadaşlar. Sezon birinci bölümün gösterimine gidiyorum şu an. Ve burada La Casa de neler yapmamız gerekiyor ve nasıl bir program yükleyeceğiz bugün onu anlatacağız arkadaşlar. Şu an baktığımızda böyle bir durumumuz mevcut. Şimdi buradan çıkalım Netflix'ten. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bir program yükleyeceğiz. Tamamıyla ücretsiz bir program ama size birçok şey katacak. Yani özellikle dil konusunda müthiş derecede gelişmenizi sağlayacak bir program yüklememiz olacak şimdi. Language Learning with Netflix LLM olarak geçiyor arkadaşlar. Bastık. Google Chrome'dan girdim gördüğünüz üzere. Google Chrome'u kurduktan sonra bunun üstüne kuracaksınız arkadaşlar. Language Learning with Netflix olarak geçiyor. Katalog kısmı var, instructions var, forum var. Bunları inceleyebilirsiniz tabii ki de. Burada küçük bir açıklaması, anlatımı var. Tabii available in the Chrome Web Store diyor arkadaşlar. Chrome Web Store üzerinde kuracağız şimdi buna baktığımızda. Install tıkladım. Kurulum yapacağız tabii ki de. Ne çıktı? Gördüğünüz üzere Language Learning with Netflix olarak karşımıza çıktı. Amblemi de bu şekilde arkadaşlar. LLM olarak gördüğünüzde bu Netflix ile birlikte dil öğrenme diye bir yamamızdır. Bunu Chrome'a eklememiz gerekiyor. Çok basit bir işlem. Chrome'a ekle diye tıklatıyoruz. Add extension diyoruz. Yönlendiriyor zaten sizi. Bu kadar. Setup complete. Bitti arkadaşlar. Bunun yanında burada tabii bizim Translate'de ne istediğimizi soruyor. Şu an için çok bir önemi yok bizim için. How to use LLM olarak karşımıza çıkan bir kısım var. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada şöyle bir işaretin çıkması gerekiyor Netflix'iniz üzerinde bu programı kullanabilmeniz için. Aslında burada kısaca her şeyini tanımlamış oluyor arkadaşlar. Oldukça yararlı bir program. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve bu şekilde İngilizcenizi daha ilerletmiş olacaksınız. Tabii aynı zamanda film ve dizi izlemeyi de seviyorsanız bu sizin için çok eğlenceli bir hale gelecektir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi biz bunu yükledikten sonra Netflix'e girmemiz gerekiyor tabii. Netflix üzerinde göreceğiz bunu. Tıkladım. Yeni bir tab açtım tabii. Netflix'e tıkladım arkadaşlar. Daha önce de girdim. Tabii browser'ına geldi. Netflix'e
Abone olmuş olmanız gerekiyor ya da bir aylık ücretsiz aboneliğinizi yaptıktan sonra arkadaşlar bu kısımda olacak. Tabii burada yine Recep İvedik Türkiye'de bir numara Hangi olarak konusunda? karşımıza çıktı arkadaşlar. La Casa de Papel üzerinde anlatacağımı söylemiştim. Geliyorum, bunun üzerine tıklıyorum ve dizimiz açılıyor arkadaşlar. Bakınız, artık biraz önceki gibi değil. Biraz önce daha inceydi burası. Kalın bir kısım çıktı. Dizinin ana diline bakarsanız dikkatinizi çeken nedir? Dizinin İspanyolca olmasıdır açıkçası. Bu İspanyolca kelimeler üzerinden giden bir durum ve altyazıyı da dikkat et, ilerleteyim. Konuşmayacaklar herhalde. Yüklenesinler. Gördüğünüz üzere üst kısımdaki dil İspanyolca, alt kısımdaki dil ise Türkçe olarak devam edebilirsiniz. Diziyi burada durdurayım. Dizinin özelliklerine geliyorum. Burada alt yazıyı İngilizceye çeviriyorum arkadaşlar. Alt yazıyı İngilizceye çevirdim. Ve bu şekilde devam ettiriyorum. Aynı zamanda bizim alt yazıyı da Language Learning'in alt yazısını da bakınız Subtitle Language Netflix'in kendi alt yazısını İngilizceye sabitledim. Fix olarak. Translation Language'i de Turkish olarak seçmişim. Türkçe olarak seçtim ben. Burada takip etmeniz mümkün olacaktır. Tabii bunun üzerinde farklı dillerde mevcut. Netflix'in en güzel özelliklerinden bir tanesi. Çok farklı dillerde, dünyadaki bütün dillerde diyeyim. Hemen hemen tabii bütün diyemeyiz tabii ki de. Çok fazla sayıda dille yayınları mevcut. Rahatlıkla bunları görebileceksiniz arkadaşlar. Türkçe olarak ben devam ediyorum. Türkçe'ye bastım. Bastıktan sonra tabii burada playback speed'i de yükseltebiliyorsunuz. Yani hızı düşürebiliyorsunuz, hızı artırabiliyorsunuz. Anlama seviyenize göre, konuşma seviyenize göre bunu ayarlamanız mümkün. Ben şu an normal olarak işaretledim. Kapattım arkadaşlar. Kapattıktan sonra bakınız sağ tarafta akış aslında dizide geçen konuşmaları gösteriyor. Bu konuşmalar İspanyolcadan İngilizceye dönmüş durumda. Devam ettirelim yine konuşma olmayan bir kısmı seçmişiz. Çok şanslıyız bugün. Devam ettirelim. Alt yazı var. Ve onun altında da görüldüğü gibi mesela şöyle bir Türkçemiz mevcut arkadaşlar. Üstte İngilizce cümle, altta Türkçe cümle olarak karşımıza çıkmaktadır. Devam ettirelim diziyi. Evet, mesela burada bilemediğimiz bir kelime ne çıktı? Asalt. Belki telaffuzunu da şu an yanlış söylüyor olabilirim. Telaffuzuyla beraber Asalt. tıkladım. Assault olarak karşımıza çıkarttı arkadaşlar. Saldırı, taarruz, darp, hücum şeklinde karşımıza geçiyormuş. Bununla ilgili Türkçe karşılıklarda verb hali de burada veriliyor ve bununla ilgili diğer bilgiler de burada yer almakta arkadaşlar. Şimdi kelimeleri bu şekilde görmemiz mümkün. Aynı zamanda bunu otopause yaparak, otopause üzerinden adım adım şuradaki her bir bakınız durdu. Şu an siz bu cümleye odaklandınız. Bunun ne anlama geldiğini çözmeye çalıştınız. Aynı zamanda listening'iniz gelişti. Vokabülary için ne yapıyorsunuz? Bastınız. İşte Rifle. rifles olarak karşınıza çıktı. Çoğul hali, tekil hali olarak ifade ediliyor. Bunları da buradan öğrenmeniz mümkündür. Bunu da kapatmış olduk arkadaşlar. Bunun yanında az önce bahsettiğimiz ayarlarda ne yapıyorduk? Playback speed'i ayarlıyoruz. Daha mı hızlı istiyoruz? Daha hızlı istiyorsak arkadaşlar bastık. Otopause'u da kaldırdık. Bakınız daha hızlı geçiyor. Daha yavaş istiyoruz. Geldik ayarlara. 0.7 olarak seçtik. Bakınız daha yavaş bir şekilde ilerleyerek sizin İngilizcenizi ilerletmek için devam ediyor arkadaşlar. Burada durdurduk.
Bununla ilgili artık konfigürasyonu karıştırarak daha farklı şekillerde de öğrenme durumunuz olabilecektir arkadaşlar. Bununla ilgili başka söylememiz gereken ne var? Kısa yolları var. Kısa yollar üzerinden durdurma, space'e durdurabiliyorsunuz mesela. Bir sonraki tekrar etmesi, bir önceki gibi playback hızı, çalma hızı ile ilgili sözlüğü ve konuşma kelimesini gösterme, bununla ilgili farklı durumlarda kelimeyi kaydediyorsunuz. Daha sonradan tekrar bu kelimeyi çalışabiliyorsunuz. Sözlüğü gösteriyor. Aynı zamanda speak word sadece speak word olarak ifade ediliyor. Right click ne anlama geliyor? Onu anlamlandırmanız için bir konfigürasyon burada mevcut arkadaşlar. Font size büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz bunları. Bunlarla ilgili konfigürasyonu buradan sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere gayet basit arkadaşlar bu. Aynı zamanda İngilizce ana dili olan programlarda da kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Düşünün ki İngilizce olan bir programda İngilizce konuşacak, İngilizce altyazı yazacak gibi çevirelim onu da İngilizce'ye çevirelim. Seslendirmeyi de İngilizce yapalım, altyazı İngilizce olsun ve Türkçe de bize karşılığını versin arkadaşlar. Bakalım şimdi şuradan başlatalım. Evet, aynı zamanda buradan da seçebiliyoruz gördüğünüz üzere. Devam ettiriyorum. Devam ettiriyorum diziyi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tuşlayınız. Abone olmayı unutmayınız ve görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.